Efendim Azra? Konuşmamız lazım Cenk. Neredesin? Konum atacağım sana, oraya gel. Tamam, geliyorum. Benim Azra'nın yanına gitmem lazım. Konuşmam lazım onunla. Anne, anneciğim. Anne, iyi misin Şirin? Şirin! Neredesin sen? Hastaneden de haber vermeden çıkıp gittin. Deli oldum ben burada. Seni arıyorum sabahtan beri. İlk bakman gereken yer burası Cenk. Sana bebeğimizin olacağını burada söylemiştim. Sen de benim ellerimden tutmuştun. Bir sürü söz vermiştin bana. Bak şimdi yine buradayız. Yine buradayız ama artık bir bebeğimiz yok. Bir umudumuz yok, hiçbir şeyimiz yok. Birbirimize verebileceğimiz iyi bir haber bile yok. Ya niye yaptın sen bana bunu? Ya niye yaptın bana bunu? Azra, ben seni sevdiğim için. Tabii. Tabii, sen beni sevdiğin için. Evet, beni sevdiğin için. Azra, mecburdum ben bunu. Doktora gittim Cenk. Neden? Senin bana bu söylediğin riskler neymiş? Onu öğrenmek için doktora gittim. Sormayacak mısın? Doktor sana ne dedi diye sormayacak mısın? Zira ben sana zaten... Tabii. Tabii sen bana hiçbir şey söylemiyorsun ki zaten. Cenk, doktor sana ne dedi diye sormayacak mısın? Sormayacağım. Daha bebeğimiz olamayacakmış Cenk. Ne? Daha bebeğimiz olamayacakmış. Doktor, çocuk sahibi olman çok zor. Buna kendini hazırla dedi bana. Nasıl?
Nasıl Azra, nasıl, neye dayanarak söyleyebiliyor bunu? Ya senin yüzünden, senin yüzünden. Sen ortada hiçbir şey yokken bebeğimi aldırdığın için ben bir daha asla anne olamayacağım. Doktor bebeğim panikle alındığını söyledi. Ortada bir riskli durum falan yokmuş. Ben iyiymişim, tek bir şeyim yokmuş benim. Azra, hayır bak, Türkan Hanım bana... Ya Türkan Hanım'ın ne dediği umurumda bile değil Cenk. O kadının ne dediği umurumda bile değil Cenk. Sen benden anne olma hakkımı aldın. Sen benden seçim hakkımı aldın. Sen benden umutlarımı aldın, hayallerimi aldın ya. Sen bana ne yaptığının farkında mısın ha? Sen bana ne yaptığının farkında mısın?